ekranlarından herkese mutlu günler efendim biz bize programıyla sizlerle birlikteyiz ve bugün programımıza bel boyun fıtıklarıyla alakalı konuşacağız ameliyatsız tedavi yöntemlerini değerlendireceğiz değerli hocamız beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Fatih Kırar yayınımızda hemen konuğumuzu karşılıyoruz hoş geldiniz teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum merhabalar teşekkürler Merhaba. sizi tanıyalım doktor Fatih Kırar beyin sinir ve omurga cerrahı özel bir hastanede hizmet sunuyorum ee, ve özellikle e, omurga ile ilgili e, dünyadaki son trendleri Hı -hı. E, insanımıza, halkımıza sunmaya gayret gösteriyoruz. Gayret gösteriyoruz hocam. Peki bu arada Halatır da soralım. Nasılsınız diyelim? İyiyiz, bomba gibiyiz, çalışıyoruz, Değil yoğunuz. <laughs> yoğunuz biraz çok <laughs> evet, haklısınız. Evet. Peki şimdi e, bel boyun fıtıklarını konuşacağız, tanıyacağız bu fıtıkları ama öncelikle fıtık nedir, nasıl bir yapıdır, nasıl bir oluşumdur bunu dinleyelim sizden. Evet, fıtık e, vücudun her yerinde görülebilen Normalde olmaması gerektiği bir yerde dokunun başka bir dokunun bulunmasıdır ve oradaki normal dokuları rahatsız etmesidir. Yani normalde e, kanal sinirlerin olması gerektiği hı hı. kanal içerisinde kıkırdak dokunun bulunması ve orayı istila etmesi sinirlerde rahatsız etmesidir. Rahatsız etmesidir. Ee, Hazırlıklı da gelmişiz. Evet. Peki evet. bel fıtığını sorsam size gözünüze de canlanacak olsa nasıl tabii. bir şekli var nasıl bir yapısı var? Tabii tabii vücudumuz omurgamız 33 tane omurdan meydana geliyor. Evet. gördüğünüz gibi her omurlar arasında kıkırdak dokular var Bunlar eklemleri sağlayan, hareketi sağlayan eklemler Kıkırdak dokular ve etrafında bağ dokularla birbirine kenetlenmiş durumda. omurganın hemen arkasında bir kanal var. Omurganın kanalı evet. ve içerisinde beyinden ta e, kalçaya kadar uzanan omuriliğimiz var, sinirimiz evet. var ve bütün vücudu idare etmek üzere e, her alanda sağlı sollu sinirler veriyor. Bu e, kıkırdak dokunun kanal içerisine veya kanalın yanlarına doğru hı hı. siniri rahatsız edecek şekilde evet. taşmasıdır. Taş. Olmaması gerektiği yere e, istila etmesidir. Hı. Görüldüğü gibi şurada Disk dışarı fırlamış Tabii, değil mi Tabii buralarda aslında? bakın yok böyle bir e, fıtıklaşma. Peki o Ama burada, e, fazladan bir şey mi yoksa o diskin e, şekil değiştirip oradan fırlaması Burada şey mi? bağ dokuları var. Hı -hı. E, bağ dokuları zayıf olduğu noktada o e, günlük yaşantı içerisinde sürekli bir kompresyon yaşıyorlar. Evet. Sürekli aslında bir jelibon jelibon değil gibi mi? düşünün. Hı -hı. Jelibon nasıldır evet. böyle? Elastiktir, Evet. Onu sıktırdığın zaman bir yerden e, bağ dokusunun en e, yumuşak Hı -hı. olduğu, en... E, kırılgan olduğu Hı -hı. yerden e, taşarak Kırlıyor. olmaması gereken yeri istila ediyor. Daha çok zayıflarda görüyoruz. Evet. E, mesela kim yine e, kim bel fıtı olur sorusunu sorsak. E, derler ki e, çok çalışan işte e, inşaat işçisi efendim böyle bir ameliye işler ağır ağır bir kaldı. Bilakis ofis ortamında çalışanlar da çok görüyoruz. Evet. E, şimdi dolayısıyla aslında e, çok faktörlü bir şey ama e, birincisi... Genetik altyapısı var bu işin. Hı hı. İkincisi e, mekanik kullanım. Yani omurgayı düzenli disiplinli kullanma günlük yaşam hı hı. içerisinde. E, bunun kontrollü olup olmadığı. Hı hı. E, üçüncüsü beslenme çok önemli. Özellikle sigara veya başka hast kullanan hastalar veya başka hastalıkları tansiyon şeker gibi hı hı. E, damarları tutabilecek Farklı hastalıklar bir çok nedeniyle. Farklı bir tütün ürünü var mesela bunlar da dahil değil mi içine? Bu tür hastalıklar da beslenme problemi oluşturduğu için... Ee, işte zararlı alışkanlıklar söyledik sigaradır vesaire. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, bir de alt genetik altyapısı da varsa hı hı. karşımıza daha çok uzun boylularda görüyoruz. Zayıflarda görüyoruz tabii ki. Zayıflarda görüyoruz. Ee, ofis ortamında çalışanlarda görüyoruz. Aslında böyle toplumsal yargı bir fakir hastalığı gibi ama aslında zengin hastalığı yani olay. Baktığımızda <laughs> bu şekilde. <laughs> Güzel tabir ettiniz hocam. Peki evet. şunu da soracağım. Neden e, oturanlarda, daha az hareket edenlerde ya da daha zayıflarda, daha uzunlarda oluyor? Bunun belli bir fizyolojik nedeni vardır. E, İlla ki. E, şimdi günlük yaşantı içerisinde bizim en çok e, yükü e, karşılayan noktamız bel bölgesi. Hı hı. Özellikle e, belin üçüncü ve dördüncü omurları. Hı hı. Bütün vektörel yükü e, karşılıyor. Evet. Dolayısıyla bu bölgedeki yükün... Ee, sadece omurgaya binmesi fıtık riskini arttırıyor. Omurga ile birlikte omurganın etrafında bağ dokuları var. Evet. Efendim eklemler var. Efendim e, kas dokuları var. Hı hı. Buralardaki zafiyetler omurgada fıtıklaşma oranını arttırıyor. Hı. Yani bir eklem problemi olan e, genetik altyapısıyla veyahut e, çalıştığı iş nedeniyle çok oturanlarda kaslar zayıf oluyor. En az kullandığımız kaslar bizim günlük yaşantı içerisinde omurga bölgesi kasları. Hı hı. Yani oturmamız, kalkmamız ve günlük yaşantı içerisinde yaptığımız faaliyetlere baktığımız zaman omurga kaslarını biz faal olarak kullanmıyoruz. Hı hı. Özel çalıştırmadığımız sürece. Dolayısıyla bu kasların e, zafiyetleri omurgaya e, asimetrik yük bindiriyor. Hı. Beraberinde e, bağ dokularının bazı e, insanlarda bağ dokuları zayıf oluyor mesela, bayanlarda daha zayıf bağ Hı -hı. dokuları erkeklere göre. Hı -hı. Dolayısıyla bayanlarda bu daha sık ah, karşı Ah çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gibi yani bütün bu e, faktörler, e, bu e, fıtık açısından risk faktörleri oluyor. Risk faktörü, peki evet. şunu da soralım şimdi her beli ağrıyan bel fıtığı mıdır? O hani ne bileyim e, yoğun ağrılar olabiliyor bazen belde. Evet. Siz de dediniz ki tam aksi biraz önce. E, i̇lla işte bel fıtığı bel ağrısı yapmaz eliniz. Ben şimdi tam tersini sormuş olayım. Her beli ağrıyan bir bel fıtığı olabilir mi? Elbette değil. E, toplumda daha, daha doğrusu dünyada en sık dünya sağlık Örgütü'ne göre en sık görülen şikayet bel ağrısı. Evet. Yüzde 30-40'lara varan dünyanın her yerinde en sık görülen şikayet bel ağrısı. <laughs> Hatta şöyle ki e, dünya ekonomisini etki edebilecek bir e, hastalık, Hastat şikayet olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü en çok e, genç segmentte karşılık, Hı -hı. karşımızda. Ve e, iş zafiyetlerini, e, bu şikayetlere bağlı efendim istirahat süreçlerini düşündüğünüzde Hı -hı. bunların hepsi ekonomiye de tesir edebilecek e, halk sorunları. Hı -hı. E, ancak bel ağrısının e, çok nedeni var. Yani e, basit bir mekanik bel arasından e, tutunda efendim bir romatizmal hastalığa kadar Allah korusun bir tümöre kadar e, pek çok sebebi var. Yani bunlar arasında ancak %5-10 eee diyeceğimiz e, çok e, e, bir e, oranda bel fıtığı hı hı. söz konusu veya bir kanal daralması söz konusu. Hı. Bazen kaymalarla karşı karşıya kalıyoruz Biz belde kaymaları. tabii. Belde e, ciddi anlamda kaymalarla karşı karşıya kalıyoruz. Gibi yani aslında bir sürü bel ağrısının sebebi var ama en sık sebebi mekanik yani hı hı. günlük yaşantı içerisinde kas ve eklem problemlerinin oluşturduğu ağrılar. Bana sadece bel ağrısı ile gelen kıvranarak gelen hastalardan hı hı. çok müsteri oluyorum yani çok rahat oluyorum çünkü biliyorum ki onda bir fıtıkla karşı karşıya kalmayacağım. Hatta manipülasyonlar eğer değerlendirmeler sonrası bir bel fıtığı yoksa o eklemleri açmak üzerine manipülasyonlar da yapıyorum. Kıvranarak gelen hasta yürüyerek çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Ah süper, evet. burada konuşacağız zaten. Evet. Peki bel fıtığından korunmak için mesela biz ekstra neler yapabiliriz? İşte hangi hareketlerden kaçınalım, nasıl yaşayalım, ne evet. yapalım? Şimdi spor en önemli şey... Var. Spor var doğru spor yalnız spor. Çok önemli. Lazım. Ee, yani elimizdedir ya da değildir ancak tabii bir yaşam biçimini düzen, dizayn etmek en önemli hı hı. faktör. Şimdi e, bizler tabii e, ben o, o şu şekilde tarif ediyorum. U biçimi bir yaşam sürüyoruz. Nedir hı hı. yani? Evimizden çıkıyoruz. Arabamızı asansörle iniyoruz. Arabamızdan işimize gidiyoruz. İşimize asansörle çıkıyoruz. Hı hı. Yani U tipi bir yaşam. Ve bu yaşam içerisinde e, bizi e, strese sokacak, e, kaslarımızı dinç tutacak, diri tutacak hiçbir faaliyet yok. Hı hı. Yani birçok oranda da mental çalışıyoruz. Yani artık hı hı. dijitalizasyon evet, or evet. oranımızda düşündüğünüz zaman oturduğumuz yerden mental bir çalışma ortamı var. Sanal bir çalışma ortamları doğuyor artık. Dolayısıyla bütün bunları e, düşündüğümüzde e, omurgamızın, ee, mekanik stres arttığı gibi psikolojik stres de artıyor hı hı. çünkü bizler yoğun e, iş ortamıyla daha çok e, yüklü, yüklü programlarla evet. çalışıyoruz dolayısıyla yani hem mekanik stresimiz yüksek omurga üzerinde Kesinlikle. hem psikolojik stresimiz yüksek dolayısıyla dikkat ederseniz en çok bir bakıyorsun yani herkeste artık boyun düzleşmesi var bel düzleşmesi evet. var yani artık e, omurga o stresi de kaldır, mu? Kaldıramıyor yani, Düzleşerek cevap veriyor. Yani evet. böyle. Dolayısıyla burada e, öncelikle yaşam biçimini, yaşam tarzımızı mümkün olduğunca e, kontrol altına alabilmemiz lazım. Mesela herkes bilgisayarla, telefonla e, iştigal ediyor. Telefon kullanırken mutlaka e, göz hizasında kullanabilmesi. Evet çok indiriyoruz yani şöyle Tabii. bir bakış o boyun sürekli eğiliyor ve şöyle kullanıyoruz Aynen. genelde. Şimdi bana gençler şöyle geliyor. Şöyle kullanmak lazım galiba. Kesinlikle göz hizasında. Hı hı. Gençler geliyor yani 20-25 yaşlar üniversite çağında gençler normalde omurgamızın bir ...dizaynı vardır. Evet. Bir dizaynı vardır biz ona S diyoruz yani S dizayn yani omurga'nın bel bölgesinde bir ee, hı hı. girinti evet yani belden Bel ve kamburluk boyunda da bir girinti var yani şöyle bir e, omurgamız vardır Çünkü omurgalar geliyor tabii bu <laughs> normal olan şimdi bana genç omurgalar geliyor bir röntgen çekiyorsunuz omurga bu dümdüz Oo. ok gibi yani evet dümdüz olmuş ya da böyle dümdüz hmm. Yani Çok. postürler inanılmaz yok. bozulmuş. Evet. Tabii postürler. Bunlar doğuştan e, değil sonradan bozuluyor. Sonradan o. tabii ki tabii ki Yani hepimizin omurgası hı hı. doğduğunda eğer Kıbrı, doğumsal S bir şeklinde. problem yoksa es şeklindedir. E, ama yaşam biçimi içerisinde hı hı. E, tamamen farklı postürler almış. Bunların hepsi bel, boyun ağrısı hatta ileride daha ağır e, problemlerle karşı karşıya kalmak adına risk, risk oluşturuyor. Bu beraberinde her zaman söylüyorum beslenme. Yani bağ dokuları e, beslenmeyi ciddiye alan dokulardır. Hı hı. Yani mutlaka e, eklemler üzerinde, omurga içerisinde e, bir sürü e, bağ dokusu var. Hı hı. Çok o e, bir binayı düşünün. Binanın nasıl birbirine bağlı kolonları evet. var. O kolonların gücü binanın e, depreme dayanıklılığını gösteriyor. Hı hı. İnsanda da öyle. Omurganın e, ...estetiği, esteti omurganın o bağ dokusu gücü hı hı. E, hayata ve problemlere dayanıklılığını gösteriyor. Evet. Ve ne yapacaksın? Yani Kesinlikle, beslenme çok önemli. Yani kötü alışkanlıklardan sigara vesaire bunlardan uzak duracaksın. Özellikle e, bağ dokusu içerikli e, işte çok yağ oranı da olmayan e, bir kelle paça hı hı. mesela ben hastalarım ameliyat sonrası çok öneririm. İnanılmaz faydalı bir şey. İçerisinde içerisinde bağ dokusu içeriyor. Hı hı. Gibi böyle daha doğal. Daha neler önerirsiniz açılışı yapmışken bir iki bir şey daha mesela öğrenelim sizden. Tabii şimdi burada şey önemli yani daha çok hangi gruplar üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Şimdi bağ dokusu kolajen içeriyor, hı hı. kolajen üretiyor yani bir amino asit yapısı üzerinden geliyor. Dolayısıyla yağlı beslenmeden ziyade biraz böyle Protein üzerine hı hı. yüklenmek lazım. Et yani mutlaka tabii et tüketmemiz balık. gerekiyor. Sağlıklı balık tüketmek gerekiyor. Ee, mesela ciğer yani çok faydalı, inanılmaz hı hı. faydalı. Hem kan üretiyor, yani evet. beslenmesini artıyor, arttırıyor omurganın. Hem de bağ dokusu Aa, e, yapımını e, arttırıcı faktörler. Beraberinde yine e, yeşillikler e, güçlü bağ dokusu içeren hı hı. lifli e, karbonhidrat e, hı hı. içeren yeşillikler, işte e, mesela marul çok ciddi anlamda e, bu şey dokusuna sahip efendim ıspanak yani hem bu da e, hepsi. demir üretimini arttırıyor Bunların hepsi bağ dokusu üzerinde e, etkili e, faktörler yani peki size biraz dinlendirelim hocam bunlara evet. vurgu yapıyoruz bunlarla birlikte bu besinlerle birlikte de kendimizi bel fıtığından da koruyabiliriz. Yani güçlendirebiliriz aslında kemiklerimizi. Tabii, beraberinde sporu da eklediğimiz takdirde. Yani sporu da, e, spora da değineceğim. Özellikle yalnız onu spor olayı da çünkü konuşalım. çok sıkıntılı. Onu da detaylandıracağız. İlendiriyoruz sizi. Evet efendim. Şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Operatör Doktor Fatih Kırar bizlerle birlikte beyin ve sinir cerrahı kendisi. Bel boyun fıtıklarından bahsediyoruz. Bel fıtığından nasıl korunuruz? Peki neler yemeliyiz, neler içmeliyiz, neler yapmalıyız diye konuşuyorduk ki en son beslenme ile ilgili tavsiyeleri oldu hocamızın. Ben şunu da sormak istiyorum hepimiz adına spor evet hayatımızın bir parçası gerçekten. Evet. E yapmamız gerekiyor. Bir hayat biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Fakat doğru spor, yanlış spor yöntemleri de söz konusu. Vücudu zorlamak gibi. Ben bu spor türlerini soracağım size. Evet. Maalesef burada çok yanlışlar yapıyoruz. Spor yapmak tabii çok önemli bir kültür. Öncelikle bu kültürü toplumsal olarak kazanmamız gerekiyor. Hı hı. Bir, bir spor zafiyetimiz var evet, bu açık. doğru. Ancak bu kültürü de sağlıklı kazanmak gerekiyor. Yani e, bir spor alelade bir konu değildir. Hı hı. Şimdi hastalar geliyor. Hocam ben koşuyorum. Ne kadar koşuyorsun? Hı. Kilometrelerce koşuyorum. Koşmanın omurgaya hiçbir katkısı yok. Öyle mi? Hiçbir önemi ne yok. Ne yapmak lazım? Yani kardiyo yapıyorsun. Niçin yapıyorsun? Ancak kilo verebilirsin. Yani hı hı. hangi sporu Şimdi sporu bir e, e, bir e, fo, hobi olarak mı yapıyorsun hı hı. ya da bir gerçekten bir sağlık e, amaçlı mı yapıyorsun? Evet. Önce bunu ayırt edeceksin evet, sporda. Evet. Doğru. Yani hobi ise istediğini yapabilirsin. İstediğin eğlenceyi, istediğin şekilde uygulayabilirsin. Hı hı. Buna kimsenin bir itirazı yok. Ama medikal yapıyorsan bu işi yani sağlık gerçekten hı hı. sağlıklı bir hayata kavuşma adına hayatının bir parçası olarak eee düşünüyorsan bunu e, mantıklı ve e, gerçekçi yapman lazım. Evet. O sebeple ben olaya omurga olarak bakıyorum ben. Yani omurga hı hı. cerrahim. Yani e, bir e, bir kardiyolog olarak bakamam veyahut bir hı hı. obezite olarak hı hı. bakamam. Hı hı. E, eğer bir diyet amaçlı yapıyorsanız ya yani bir obezite amaçlı yapıyorsanız onu e, uygulayacağınız farklı spor dalları var. Hı hı. Ama omurgayı konuşuyor isek ve omurganın sağlığı adına e, benden spor önerileri evet. e, isteniyorsa İstiyorsak. ben hastalara diyorum. Omurga dikey sporları sevmez. Hmm. Yani halter kaldırmayı, hoplayıp zıplamayı, hmm. basketler atmayı, hmm. voleybollar eee yap e, çak, şey yani bunları sevmez Omurga. Omurga yatay, mı sever? yatay sporları sever. Yüzme gibi olsun. Yüzmeyi sever Omurga. Omurga pilatesi sever, flexible sporları Aa, sever. Çok güzel. Omurga fitness'ı sever. Hmm. Şimdi bunlar Omurga'nın hem bağ dokusu o var olan normal dizayn içerisinde o bağ dokularının her birini gevşetmesi hı hı. ve her birinin kas e, gücünü arttırabilmesi gerekiyor. Peki mesela fitness'ta ağırlıklar kaldırılabiliyor. Tabii onu da kontrolüyor. Evet. O da çünkü e, benim biraz orada patlak verdi yaparken. Hı hı. Biraz hı hı. zorlama oldu sanıyorum ki. Evet. O noktada da böyle e, yanlış bir yöntem kullanılabilirse sıkıntı olabiliyor. Nedir bu diye sorayım. Fitness kısmında. Tabii yani burada e, en önemli şey omurganın ee, ...üzerine asimetrik yük binmeyecek. Hı hı. Yani bir halter kaldırıyorsun veya tek elle bir spor yapıyorsun. Aslında spor yaparken belki e, herhangi bir kasını harekete geçiriyorsun evet. ama... ...bel kasını asimetrik veya bel hmm. bölgesine asimetrik yük uyguluyorsun. Evet. Yani e, yapacağımız sporlarda simetrik olmasına, hı hı. yükün dengeli olmasına... E, ...ve e, omurgaya ağır vektörel yük yani dik yük binmesine... Ee, bilmemesi bilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Yani işte e, çok ekstrem hareketler. Yani çok evet. e, ekstrem hareketler bazen eee e, vesaire görebiliyoruz. Flexible olacak. Hı hı. Light hareketler olacak <laughs> ve e, yatay e, eksenli sporlar olacak. Peki mesela e, eşit bile olsa çok ağır kaldırmayı tavsiye etmiyoruz tabii, değil mi haliyle? Tabii, 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 o işte halterlerde o dumbbelllar aynı anda bile olsa evet. çok ağır olunca zorluyor sanıyorum Kesinlikle. ya da işte mesela ayakları o kasları güçlendirmek için ayaklara çok böyle yük yapabiliyorlar işte şu, şu işte sağ ayak bu kadar sol ayak bu kadar ya evet. da sırayla biraz sabrımız yok o konularda evet. yani hemen şimdi, böyle şekil bir şey olmaz. Evet yani o o o bir zamanı var. Hı -hı. Yani bele yük binmez değil biner evet. yani ama bu zamanla Kontrol. o e, egzersizleri güçlendirerek orası. tabii ki zamanla daha yüksek e, Hı -hı. enerjilere ulaşılabilir. Peki e, ameliyat kısmını ya da ameliyatsız yöntem kısmını mutlaka konuşacağız ama ben şunu merak etmişim. Bel fıtığı ameliyatları yapılıyor. Ameliyatlı yöntemler evet. de var. Her bel fıtığı ameliyat edilmeli mi? Hangi noktada edilmeli diye soracağım. Sonra evet. boyun fıtığına da bir er geçiş yapmamız tamam, lazım. Tamam çok güzel. Aslında bel ağrıları nedeniyle yapılan tespitlerde var olan bel fıtığı olan hastaların %98'i ameliyatsız ...çözüm olan hastalar. Çözüm olabiliyor. %90. Yüzde %2'lik kısmı. ikilik kısmı. Aslında konuşmamız gereken, öncelikle konuşmamız <laughs> gereken... ...budur. Hasta kapıdan içeri... ...geldi, girdi. Çok ciddi bacak ağrısı var. Sağ evet. veya sol bacak ağrısı. Kıvranıyor. Beraberinde biz... E, ...yaptığımız muayenede... ...o sinirin fonksiyonlarının... ...etkilendiğini gördük. <laughs> yani bir... ...ayağını kaldıramıyor. Oturup kalkamıyor. <laughs> parmak ucunu çekemiyor gibi... Bizim yaptığımız özel muayenelerde tabi bu muayeneleri aslında e, evde insanlar kendileri de yapabilirler. Hı hı. Çok e, ekstrem muayene veya hı hı. özel muayeneler değil. Bu muayenelerde sinirin etkilendiğini rahatsız olduğunu algıladığımızda hı hı. ve yapılan tetkikte MR'ında o sinire o bölgedeki sinire kıkırdak dokunun sıkıştırdığını hissettiğimizde gördüğümüzde biz ameliyat diyoruz. Bu da %2'dir. %2'lik kısım evet. ameliyat diyoruz. Birazdan o ameliyatsız yöntemler var. Gerçekten bu çok önemli. Biz evet. birçoğumuz çünkü her bel fıtığı olan bir ameliyat fikri geliyor ve bir böyle bir endişe duyulabiliyor bu noktada. Evet. Bunları konuşacağız. Bunun dışında biraz da boyun fıtığından bahsedelim. Boyun fıtığı nedir? Yine nasıl bir sistemi vardır? Hı -hı. Farklı bir yanı var mıdır bel fıtığından? Ee, yani teknik olarak çok bir farkı yok aslında. Yine Hı -hı. E, sinir dokularının sıkışmasıdır. Ama bu olayın bel boyun bölgesinde boyun bölgesi, gerçekleşmesidir. Boyun hani şu omuriliğin en evet. başından nereye kadar olan? Yedi kısmı omurga boyun? var. Yedi omurga. E, baş bölgesinde, boyun hı hı. bölgesinde. Baştan başlayarak sırtta kadar. Burada sanırım Tabii boyun ki. yok. Var, var mı? Var var. Burası e, şu gördüğünüz e, baş bölgesi. Hı hı. Buradan başlayan yedi omurgamız. O kısmı. E, şu damar gördüğünüz hı hı. kırmızı damar bu omurgaya ait özel bir evet. damardır. Beyni besler. Bu e, yedi omurganın e, ...bulunduğu bölge biz boyun bölgesi Hı -hı. diyoruz. Boyun bölgesinin özelliği tabi bel bölgesine göre... ...boyun daha hassas bir e, noktada. Evet. Çünkü e, bütün vücudu idare eden ana trafo diyelim biz o bölgeye Hı -hı. ki... Hı -hı. E, ...o bölgede var olan problemler... E, ...bütün, bütün boyundan aşağı bütün vücudu etkileyebilecek problemlerdir. Hı -hı. Sadece bir boyun fıtığında bir e, kol ağrısı... Hı -hı. ...uyuşma, karıncalanmayla karşı karşıya daha gelebileceğimiz iyi. gibi hastalar yani benim hastalarım var. 6 ay 6 ay 50 e, yaşında bayan hasta. 6 ay boyunca boyun fıtığı patlamış, ileri boyun fıtığıyla geziyor. Efendim fizik tedaviler, işte başka yöntemler, şunlar, bunlar ve benim karşıma geldiğinde artık yürüyemez haldeydi. Boyundan Oo. aşağı yanıyorum hocam. Kurtar hocam. Çok kötü. Ve yürümesi biz ona sert felçlik diyoruz. Vücut hmm. sert hale geliyor hı hı. ve yürürken bacaklarını böyle sert sert atıyor robotik hmm. bir yürüyüşle robotik bir yürüyüş. tabii evet, ki görebiliyoruz e, Görebiliyoruz. E, ya da 75 yaşında hastam e, ileri derecede boyun fıtığı e, kireçlemesi de var aynı bölgede e, ameliyat düzeyinde e, dedim ki gitme ameliyatını yapalım hı hı. ciddidir yani çünkü boyun fıtığı bölgesi ciddi bir bölge hı hı. ameliyatları bel fıtıklarından veya başka ameliyatlardan daha kolaydır tedavisi Hı -hı. daha rahattır. Bir yarım saatlik 40 dakikalık bir işlemdir. Hı -hı. Akşamına kalkar, yürür, ertesi gün taburcu olur. Yani duymaz bile ameliyatını. Çok güzel. Ama riskleri büyüktür. Olmadığı takdirde Hı -hı. gerçek ameliyatlı hastadan bahsediyorum. Ee, riskleri büyüktür. Peki mesela dediniz ya hastanız robotik hareketlerle yürüyordu. Sonra onu ameliyat ettiğinizde düzeliyor mu yoksa kalıcı bir hale mi geliyor sinirlere? Yani sinirleri? çok rahatladı. Hı -hı. Ondan sonra üzerine ufak da bir fizik tedavi, fizik tedavi ilave tedavi ettik. Bence. Şu an muhteşem. Harika yani gerçekten ben aslında şunu da soracağım spor kısmını konuştuk ama ev hanımları ya da işi temizlik olan kişilerin noktasını hiç konuşmadık. Evet. Şimdi gerçekten ev hanımları çok ciddi yorulu yoruluyorlar yani bizler iş dünyasında ne kadar çalışıyorsak evet. onlar da evde o kadar enerji sarf ediyorlar büyük hareketler yapıyorlar camlar kapılar çocukların evet, yemekleri evet. çamaşır eğilip kalkma sürekli yani bir hareket halindeler. Belki bilmiyorum o hareket hali ne kadar iyi ne kadar kötü Siz hangisini <laughs> iyi kötü olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Hem onlara soralım hem de neleri yapmasınlar evde özellikle bunu da sormuş Evet. Olur. Tabii ev ortamı ben öyle söylüyorum. Yani hastalara soruyorum tabii ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım dediğinde en zor iş diyorum. Evet, kesinlikle en zor öyle. iş. Yani kesinlikle çünkü işin öncelikle adı belli değil. Hı hı. Yani her hani şeyi mutfakta mısın? Mı? Aynen. Efendim, e, departmanı tez... yok. Departmanın yok. Yani bu çok Doğru. şey yani hatta ben sosyal bir proje olarak da ev hanımlarının bir meslek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hı hı. onlara daha özel sosyal imkanlar, farklı çok imkanlar. Çok çok haklısınız. E çünkü özel bir şey ve e, tamamen kendi ailesine, kendi çocuklarına, kendi geleceğine, aslında ülkenin geleceğine ee, ...temelde hizmet ediyor. Hı hı. Yani özel bir hizmet alanı aslında. Spesiyel düşünmek lazım. Ama bu ortam içerisinde her türlü... ...risklerle de karşı karşıya kalıyor. Hı hı. Ev ortamında... ...karşılaşılan en büyük risklerden birisi aslında travmadır. Hı. Travma. Yani o koşuşturma içerisinde... ...o yetiştirme çabası içerisinde... ...ev ortamında... Ee, yaşanılan düşmeler, çarpmalar yani bir sandalye çekiyor yukarıdan tencere alıyor. Hı -hı. Çat diye düşüyor. Aslında evet. orada önemsemiyor o konuyu. Geçip gidiyor hadise. Ama bir ay sonra karşıma geliyor çökme kırığı. Eyvah. Bir ay sonra karşıma geliyor bel fıtığı gibi veyahut ani hareketlenme, boyun fıtığı çat Hı -hı. diye bir yanma. Nasıl silkebiliyorlar. Koca koca nasıl diyorum güçleri yetiyor. Hani e, gerçekten o herhalde iş yaptıkça dedik ki ya, yavaş yavaş güçleniyor hani kaslar. Evet. Onların kaslar alışmış. Koca halıları ben bazen görüyorum sağda solda silkeliyorlar ama evet. o mesela boynu beli ne şekilde etkiliyor o tarz işler? Kesinlikle yani e, sadece halı silkme değil yani o, o koltuklar oradan oraya uçuyor oradan Aa, oraya tabii, uçuyor. Yani e, inanamıyorsun bazen bu nasıl oluyor bu Kesinlikle işler diyorsun. Kesinlikle öyle. E, şimdi e, e, tabii bir alışkanlık var ama burada en önemli şey e, bu, bu yapılan işle her ne iş yapıyorsak ev ortamında dahil bir öncelikle omurgamıza vücudumuza saygı göstermemiz gerekiyor Kesinlikle. ve travmaya evet. mahal verecek her türlü ortamdan uzak durmak gerekiyor. Birincisi bu. Travma çünkü ev üç ortamlarında en çok gördüğümüz travma. Hı, hı İkincisi de kendi kullanımımız içerisinde omurgayı veya kendi vücudumuzu kullanım içerisinde sürekli bir travma oluşturmamak lazım. Hı hı. Şimdi bazen mesela en çok boyun fıtıklarını konuşuyoruz. En çok gördüğüm meslek grubu tekstilcilerdir. Öyle mi? Çok ameliyat ettim yani tekstil grubundan. Hı hı. Çünkü çalışma biçimi evet. tamamen boyun fıtığına oluşturmak üzere. Yani boyun fıtığı yapalım üzere <laughs> dizayn edilmiş bir çalışma yapıları var. Dolayısıyla bu tekstil grubunda meslek grubunda ben çok görüyorum. Meslek, yani işin meslek tarafında önemsiyorum aslında. Çünkü çok çok doğru. çözüm üretilebilecek evet. noktalar bunlar. Yani Hı. yeter ki düşünülsün. Ev ortamında yine bütün bunları yaparken kesinlikle bir Simetrik olacak. Mesela 10 kilo taşıyorsan 5'ini bir eline alacaksın, 5'ini Beşi bir eline. İkincisi bir yük kaldıracaksan yükü e, direkt e, el, kollarını ellerine değil omuzuna, sırtına bindirmek. Hmm. Yani sırtında çamaşırını taşımak. Hmm, çok yani. mantıklı. Aynen. Mesela e, çamaşır mı asıyorsun? E, seleyi, sepeti her ne kullanıyorsan çamaşırın içerisindeki yere koyup o sele sepetten 10 defa aynı hareketiyle eğilip kalkma yapıyorsun bir yükseğe koyacaksın yüksek bir hı hı. noktaya sandalye çekeceksin altına sepeti şöyle yapacaksın hmm. asma işlemini hı hı. atıyorum yani ee, gibi veya el süpürürken mesela bir yere baskı oluyor hep hani e, onu eşit yapamıyorsun ya da ya da on buraya yaptıysan on buradan mı yapmak lazım gibi aynen öyle yani sonuçta her işi eşit hı hı. yapma şansın yok evet. ama bir tarafa belli yük bindiysen sürekli hayat boyu aynı tarafa yük binersen o tarafın e, zedeleneceği, e, hasar göreceği aşikar. Aşikar. Peki e, boyun fıtığında anladığımız kadarıyla kollarda ellerde bir uyuşma, çekilme hatta vücuda e, yayılan ağrılar diyebilir miyiz belirtiler içerisinde? Tabii. En başta e, kol ağrısı. Kol ağrısı oluyor. Aynen. O. Yani bir boyun ağrısını artık olay çoktan aşar. Evet. Ciddi bir sağ sol herhangi bir kola da vurabilir. Ciddi bir kol ağrısı. Beraberinde uyuşma, karıncalanma e, ve hatta hastalar öyle gelir ki eli böyledir. Yani kapıdan içeriye eli böyle bir hasta giriyorsa ameliyatlık boyun fıtığı vardır. Hmm. Hiç tetkik bile gerek yok yani. Bu kadar nettir olar. Bu şekilde. Tabii çünkü en çok rahatladığı pozisyon budur. Peki. Bu bu pozisyonda rahatlar yani Rahatlıyor. Aynen. Biraz da vaktimizi bitirmeden ameliyatsız yöntemler dedik. Esas ana noktamız o. Evet. Bizi en e, ilgilendiren noktalardan bir tanesi. <laughs> Ameliyat olmaktan korkabiliyoruz dedik. Yasa korkulacak belki de bir şey yok. Dediğiniz gibi hani evet. 30-40 dakikalık bir iş şey ama bunu ameliyatsız da halledebileceğimiz bir durum söz konusuyken Kesinlikle. tabii ki seçimimiz bunlardan yana. Öncelikle yöntemlerimiz neler? Ne şekilde işliyor? Bunları dinleyelim sizden. Evet. Şimdi tabii bunlar bu yöntemler son trendler. Hı hı. Dünyada 4-5 yıldan beri var olan teknolojinin de bize bahşettiği yeni yöntemler. Pek çok yöntem kullanıyorum ben ama başlıcalarını saymak gerekirse... ...kriyoterapi, radyo frekans, proleterapi, hı hı. Efendim, ozon tedavisi, foraminal enjeksiyon, epidural enjeksiyon tetik nokta tedavileri epiduros şey yani bunların hepsi ameliyatsız 8-9 tane yöntem var şu an ve hala e, bu teknolojileri e, sürekli takip halindeyim. Yeni gelişen her ne Hı -hı. varsa o tek e, onu e, katmak istiyorum yani ülkemize. En çok tercih edilenler hangisi, neye göre, kime göre tercih ediyorsunuz? O kısım da var tabii evet. ki. Şimdi önce şunu şunu söyleyeyim. Bu yöntemler e, 10 dakikalık, 15 dakikalık ameliyathane <laughs> şartlarında yapıyoruz ama Hı -hı. uyutmadan. Hı Hastayla ile konuşarak bel bölgesinde veya boyun bölgesinden küçük bir iğneyle giderek bir saat sonra evine gönderdiğimiz, taburcu ettiğimiz, ertesi gün günlük yaşantısına hiçbir şey yokmuş gibi devam eden, ağrılarından kurtulmuş olarak devam eden hasta grubu oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla işlemin teknik olarak ameliyatsız tarafı bu. Çok rahat, Çok kolay, konforlu bir e, işlem Tek seanssızlık olan bir e, işlem Çoğunlukla tek seans yeterli oluyor. <laughs> e, duruma göre, hastanın pozisyonuna göre değişiyor. E, tabii biz mesela e, genç hastalar, spor ile ilgilenen hastalar, <laughs> aktif yaşam içerisinde, e, çalışma hayatı içerisinde olan hasta grupları ve eğer fıtığı biraz daha böyle yumuşak fıtıklarsa Çünkü fıtıklar şöyle bir şey oluştuktan sonra aslında yumuşak softlardır yani hı hı. yaş meyve gibidir ha. zaman içerisinde kurur hı hı. kuruduğu zaman bu e, fıtıklar hacim kaybederler küçülürler hı, bizim gerçekten. amacımız zaten o süreci sinirde hasar oluşturmamak geç, hı hı. oluşturmadan geçirebilmek evet. yani sinir e, fıtın kurumasını beklemek Bekle ve sinirde hasar olmadan o süreci Atlatmak. atlatabilmek, ameliyata gitmeden. Burada e, özellikle genç, aktif ve e, çok ilerlememiş, çok yaşlanmamış bir fıtığı yoksa ozon tedavisini ben primer veya böyle en altın olarak kullanıyorum. Çok, çok faydalı. Benim kickboks hastalarım var. E, yani boksör efendim eee tekvandocu hastam var. Yani koca koca fıtıkların gözünün önünde bu yöntemlerle eridiğini bizzat görmüş durumdayım. Hı hı. Hasarsız tabi. Yani hı hı. E, bunların erimesi marifet değil, hasarsız erimesi marifet. Hasar bırakmadan Hasar, erimesi tabi. Tabii. Hasar bırakmadan erimesi marifet. E, hasarsız erimesi beraberinde e, özellikle ileri yaşlarda kireçlenmiş fıtıkları varsa yaşlı fıtıklarsa hı hı. beraberinde kanal daralmaları varsa hatta çoğu ameliyatlık oluyor bu hastaların evet. yani ileri kanal daralmaları ile karşı karşıya kalıyor. Hı hı. Önce bir fıtık sonra kanal daralmasına kadar gidiyor. Şimdi bunlar da ameliyattan korkuyor hasta. İşte başka nedenler vesaire. Hı hı. Geliyor biz bunlara da radyo frekansla hı. enjeksiyon tedavisi yapıyoruz. Yani ya. tabii epidural enjeksiyon, foraminal enjeksiyon, direkt sinirin kendisine Dışarıdan o dediğim gibi iğnelerle girerek e, e, iğne yapıyoruz. Evet. Oraya ve itici. sinirin hı. şişliğini ödemini e, alıyoruz. Hı hı. Oradaki yangıyı söndürüyoruz. Hı hı. Beraberinde bir radyo frekans tekniğini kullanıyoruz ve ince sinir uçları var. Omurga bölgesinde hı hı. şu bölgede ince sinir uçları. Bu sinir uçlarını radyo frekans yöntemiyle hı hı. yakıyoruz ve sessizleştiriyoruz. Çok Mesela kriyo terapi yöntemi var. Kriyo yönteminde de yine aynı yöntemle giriyoruz tek bir Hı -hı. E, iğneyle. Burada e, ağrı çıkartan sinir uçlarını sessizleştiriyoruz. Bu sefer dondurarak yapıyoruz bunu. Hı -hı. O da ayrı bir teknoloji. Çok güzel yöntemler var bunları da Tabii gerçekten. ki, tabi ki. Yani şey, ben şunu söylüyorum. Yani e, kesinlikle ümitsizliğe düşmesinler. Bel boyun fıtığı olan Hı -hı. hastalarımız çok teknik var elimizde. Çok Size güzel. faydalı çok olacak. Çok fazla teknik çok var. fazla yöntem var. En önemli şey morallerini yüksek tutsunlar. Morallerini evet. Yani ameliyatsız bel boyun tutluğundan kurtulmak mümkün. mümkün ee, birçok kişiye göre birçok yöntem var. Buradan elimizden geldiğince bunları saymaya, sıralamaya çalıştık. Belki farklı bir programda daha da açarak gideriz. Tabii Öncelikle giriş olarak bel fıtığı, boyun fıtığını yakından tanıdık, öğrendik. Neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız. Koruyucu hekimlik kısmı da çok önemli çünkü tabii ki çok. siz bütün hekimler için. O yüzden bu kısmı da eğilmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür Vermiş ediyorum. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler için. Yine farklı bir yayınımızda bunun devamını getirelim istiyorum. İnşallah. Tekrar buluşalım stüdyomuzda. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün biz bize de beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Fatih Kırar bizlerle birlikteydi ve bel boyun fıtıkları hakkında detaylıca konuştuk. Aslında tüm detaylara hakimiz diyebiliriz şu anda. Bel fıtığına, boyun fıtığına neler neden oluyor? Peki bizler ne gibi yanlışlar yapıyor, yapıyoruz? Neler yapmalı, neler yapmamalı? Neler yemeli, aslında nasıl beslenmeli? Spor noktasını hangi durumda, ne şekilde değerlendirmeli? Hepsini teker teker sizler için detaylandırdık ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde biz bize de farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.